Biliyorsunuz Sayın Erdoğan konuşmalarında sık sık Lozan Antlaşması'nı eleştirir. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyup söyleyin. Lozan'a böyle ciddiyetsiz, böyle beceriksiz bir heyetle gitmiş olsaydık ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Lozan'da böyle bir heyet bizi temsil etmiş olsaydı doğuda Ruslarla, batıda Yunan'la ortak devriye atıyor olacaktık. Boğazları da İngilizlerle birlikte işletiyor olacaktır. Soçi mutabakatını bile koruyamayanlar, sevri yırtıp atanlara dil uzatamazlar. Soçi mutabakatını bile koruyamayanlar, Hatay'ı misak-ı milliye katanlara dil uzatamazlar. Bir Trump'ın, bir Putin'in ayağına gidenler, tüm dünyayı ayağına getiren Mustafa Kemal'e dil uzatamazlar. Değerli milletvekilleri, Moskova protokolü bir ara çözümdür. Bu ara çözümü kalıcı hale getirebilmek için öncelikle devleti yönetenlerin aklını başına alması gerekir. İktidardakilerin öğrenmemekte, anlamamakta ısrar ettikleri devlet insanı duruşunu göstermeleri gerekir. Buradan Sayın Erdoğan'ı bir kez daha uyarmak isterim. Bir, bu kadar önemli konularda kararları sarayında tek başına alma. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay gibi kurumlardan seçenekli politikalar üretmelerini iste. İki, Suriye meselesi milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirdiği için milli bir meseledir. Bu konuda adımlar atmadan önce muhalefet partileriyle istişare et. İstişare ortaya ortak akıldan süzülmüş milli bir duruş çıkarır. Bu kadar hata yaptıktan sonra muhalefetten ayrıntılarını, nedenlerini, niçinlerini bilmediği politikalara destek vermesini bekleyemezsin. 3. Politikaların oluşturulması aşamasında şeffaf olmadığın gibi uygulamalarda da şeffaf değilsin. Damat Bey'in ekonomi açıklamaları gibi senin operasyonun sonuçlarıyla ilgili açıklamalarında bu ülkede şüpheyle karşılanıyor. 4. Türkiye Batı'nın da ortak olduğu Suriye meselesinden kaynaklanan sığınmacı yükünü elbette taşımak zorunda değil. Bu nedenle sınırlarını açmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Ancak bunu yaparken yine şahsi kızgınlıklarla, ergen siniriyle hareket etmek haklı olan Türkiye'yi dünya kamuoyunda insan kaçakçısı devlet durumuna düşürüyor. Haklı olduğumuz bir konuda kızgın bir komşu gibi değil, devlet gibi davranmak zorundasın. Avrupa'yı gerçeklerle yüz yüze getirmenin daha sağlıklı, daha akıllıca yöntemleri olduğunu unutma. Aziz milletim, sevgili gençler, tüm bunlar gözümüzün önünde yaşanırken iktidardakiler başka şeyler konuşmamızı istiyorlar. Meselelere sadece onların istediği pencereden bakalım, susup oturalım istiyorlar. Doğruları söyleyenleri yine ve yeniden haklı çıkanları hain ilan ediyor, milletimizin her ferdinden tek tek biat bekliyorlar. Son günlerde gazetecilere yönelik operasyonların altında işte bu sebep var. Libya'daki şehitlerimiz üzerinden FETÖ'cüleri sevindirecek operasyonlara imza atıyorlar. Libya'da şehit olan istihbaratçımızın cenazesini bahane edip FETÖ'nün ilk hedefi olmuş gazetecileri yeniden hapse gönderiyorlar. Bakınız, daha önce söyledim, şimdi de tekrar edeyim. Madem şehit istihbaratçımızın cenaze töreni o kadar gizliydi, siyasi parti temsilcilerine kadar herkesi neden davet ettiniz bu cenazeye? Madem Libya'daki unsurlarımız bu kadar gizliydi, Sayın Erdoğan dünyanın gözü önünde milli istihbaratımız Libya'da görev yapıyor diye neden açık etti? Tüm bunlara rağmen illaki soruşturacaksanız gidin
gizli kalması gerektiğine inandığınız o cenaze törenini sızdıran mekanizmayı soruşturun. Gidin, gizli kalması gereken bir cenaze törenini bu kadar açık ve korunaksız hale getiren işleyişi soruşturun. Bu açıklara göz yumduktan sonra haberi yapan gazeteciyi soruşturup cezaevine göndermek işin kolayı. Üstelik de bunu FETÖ'nün yöntemleriyle yapmak en kolayı. Arif Kabadayı şarkısında ne güzel anlatıyor. Öyle bir zamana geldik, ilim cahillere kaldı. O anlattı, biz dinledik, iman imansıza kaldı. Hak diyerek düştük yola. Hak diyerek düştük yola. Kulluk eder olduk kula. Adaleti talan ettik, vicdan vicdansıza kaldı.